arkadaşlar, Meryem Yavuz, görüntü yönetmeni. Kısaca sana sözü bırakayım aslında Meryem. Sen istersen bir bahset, kendini tanıt. Nasıl başladı görüntü yönetmenliği maceran, ondan bahset. Nasıl görüntü yönetmeni olmaya karar verdiğimi gerçekten bilmiyorum. Tahmin edersin, bu soru bana çok soruldu. Ben de cevabını hafızamdan çekip işte ortaya koymaya çalıştım. Varamadım o cevaba, çünkü ben böyle şey, etrafında hiç sinemacının, televizyoncunun, hatta fotoğrafçının olmadığı, işte üniversitede bir ablamın, abimin olmadığı bir ortamda büyüdüm. Hatta ailemde ilk üniversiteyi okuyan kişi benim. Dolayısıyla önümde bir örnek, bir model yoktu. Ama çok şanslıydım diğer taraftan da. Annem ve babam yapmak istediğim şeylerin önüne engel koymayan insanlardı. Ve çok sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Alt orta sınıf, imkanları çok kısıtlı ama sevginin sınırsız olduğu, çok olduğu bir ev bizimki. Bugün mesleğimi yaparken bile işte o çok zor kriz anlarındaki tepkileri ortaya koyarken, ekiple beraber çalışmak konusundaki reflekslerimi de bu ortamın oluşturduğuna inanıyorum. Nasıl yaşadım pandemiyi çok iyi göremiyorum ama eşimden kendimi dinliyorum. Yani diyor ki, bir insan nasıl işte pandemi, karantina ilan edildi, hemen sistemini kurdu ve kaldığı yerden bu sefer bilgisayar ekranı aracılığıyla çalışmaya devam etti. Hemen adapte oldum. İzlemek istediğim filmler vardı, okumak istediğim kitaplar, işte bazı filmlere daha uzun süre çalışmak istiyordum. Yönetmenleriyle senaryoları konuşmak istiyordum. Ve öyle günler oluyordu ki 5-6 saat Zoom mesaileri, üzerine filmlerle ilgili kendi yapmamız gereken çalışmalar. Açıkçası hiç vakit kaybetmedim. Daha da fazla yorulduğum günler geçirdim evde otururken. Öyle bir aşk zaten, hani kopamaz, hiçbir şey koparamaz sizi. Ne Covid, ne pandemi, hiç öyle bir tutku o. Ceylan Dişbudak ismim. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı 3. sınıftayım. Ben sizin isminizi görünce ilk yani şeye şaşırmıştım biraz. Görüntü yönetmeni bir kadının olmasına. Sektörde şöyle bir durum var. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki bizden. Hani kadınların bu mesleği çok yapmadığını biliyoruz. Hani bu anlamda çok zorlandınız mı açıkçası? Ben onu öğrenmek istiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Zorlanmadım dersem yalan söylemiş olurum. Ama bunun bir kısmı benim kadın olmamla ilgili, bir kısmı değil. Çünkü erkek de olsanız sektörde var olmak kolay bir şey değil. Benim için nasıl zor tarafları vardı? Mesela diğer erkek meslektaşlarımın duymadığını zannettiğim ama benim çok kere duyduğum bazı cümleler var. Onlardan bir tanesi, elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ağır kaldırma çocuğun olmaz. Senin daha yapabileceğini düşündüğümüz başka departmanlar var. Sanat gibi, reji gibi. Niçin görüntü yönetmenliği konusunda ısrar ediyorsun? Zaten dayanamazsın, zaten kameralar çok ağır, kaldıramazsın, çok teknik bir iş öğrenemezsin gibi. Önceleri bunu kişisel olarak algılıyordum. Sanki ben yetenekli değilmişim gibi, ben altından kalkamazmışım gibi. Sonra fark ettim ki aslında hani bizlerin, daha doğrusu hani biz kadınların hemen hemen hepsi benzer cümleleri duyuyorlar. Bugün işte rejide olan bir arkadaşım laf arasında ben aslında görüntü yönetmeni olmak istemiştim deyiveriyor. Hemen anlıyorum önündeki engelleri, neydi onlar diye. Çünkü fiziksel özelliklerimiz, tabii ki de görüntü yönetmeniyseniz fiziksel olarak biraz güçlü olmalısınız. Yeri geliyor 12 saat boyunca 20 kiloluk bir kamerayı omuzunuza taşımanız gerekebiliyor. Tabii ki de manevi açıdan da dirençli olmalısınız. Çünkü özellikle Türkiye'de plansız olmak durumunda kalabiliyoruz. Hani bazı şeyleri el yordamıyla çözmek durumunda kalabiliyoruz. Ve öyle anlarda çok dinç, çevik olmalısınız. Çabuk karar veriyor olmalısınız. Ve açıkçası ben bunların, yani bütün bunların niçin bir kadın için daha zor olabileceğini hiçbir zaman anlayamadım. Yani 14-15 senedir bu işi yapıyorum. Yani kamerayı kaldırmak bir erkek için ne kadar yorucuysa benim için de o kadar yorucu. Sette yaşadığımız krizler herhangi birimiz için ne kadar zorsa çözmesi benim için de o kadar zor. Çok teşekkürler. özlemişim ben de. En kısa zamanda da görüşürüz inşallah. Çok iyi bak kendine. Umarım. Herkese teşekkürler. Gelirim. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Gel, gelirim. Mutlaka gel. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.